Sayın Mahalle, iyi günler diliyoruz. Merhaba Elif Hanım. Merhaba. Dün Tahran'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birçok başlık vardı. Yani bölgesel, birçok bölgesel konuda konuşuldu. Ama tabii konuların başında Suriye var. Siz de buna örnek veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bir sürpriz. İşte Cumhurbaşkanı ile Esad arasında gelişebilecek herhangi bir barışma adımının olabileceğine yönelik sinyaller olduğunu belirtiyorsunuz. Birçok başlığımız var ama önce tabii şunu soralım. Yani Esad mı oluyor tekrar? Buradan başlayalım. Buyurunuz. Yani başka çaresi yok. Yani şimdi oturup da şöyle oldu, şu şunu yaptı, bu böyle oldu, bu böyle davrandı gibi tartışmanın hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü 2011 öncesinde şimdi tartıştığımız hiçbir konu yoktu. Yani Mesut Barzani'nin bağımsızlık meselesi, PYD, Irak'ın parçalanması, Suriye'nin parçalanması, Amerika'nın PYD'ye desteği, bildiğimiz bütün konular hiçbiri yoktu 2011 öncesinde. Evet. Yani demek ki biz 2011 öncesine dönmek zorundayız. Yani bunu başarmadığımız sürece biz yine şu anda var olan koşulların devamını ya da bu bir şekilde tarafı olmuş oluyoruz. Yani kısmı yine biziz. Oturup da işte Mossad'ı da ya da Amerika'sını da ya da başkasını da suçlamanın bir anlamı yok. Yani Mossad durduk yerde Mesut Barzani'ye yardım etmedi. Biz ona o zemini hazırladık. 2011'den bu yana yarattığımız ortamdan dolayı. Ve bu ortamı kullanan Mossad ya da Amerikalılar bizi bu durumlara düşürmüş gibi görünüyor. Şimdi biz bunu önleyebilmemizin tek çaresi kaldı. Yani tabii ki öncesinde işte Rusya, İran, Türkiye birlikteliği söz konusuydu Suriye'de barış sağlamak açısından. Bakın biz onu konuşurken şimdi önümüze başka bir sorun çıktı. O da işte gördüğünüz gibi işte Kuzey Irak'taki Kürt devleti ya da Barzani olası Kürt devleti. Demek ki sorunlar birbirini tetikliyor. Bunu önlemenin tek bir çaresi var. O da başlangıca dönmektir. Başlangıç neydi? 2011 öncesinde Türkiye'nin Suriye'yle birlikteliğiydi, dostluğuydu. Ve Suriye'den dolayı da Irak'la, İran'la, Rusya'yla ve bütün bölge ülkeleriyle. Bir daha söylüyorum. Kimseyi suçlamasın. Kimseyi de ya sen şöyle yaptın da ben böyle yaptım da işte sen şunu destekledin de ben bunu destekledim gibi tartışmanın bence hiçbir anlamı kalmadı. Nitekim dünkü ben Cumhurbaşkanı'nın Tahran'daki Aşura meselesini Hasan Hüseyin anması bence çok çok anlamlıydı. Yani Tahran'da bunu yapması çok çok anlamlıydı. Bir sinyaldi. Yani Ankara'nın artık farklı bir politika izleyeceği yanında bir izlenim vardı. Bu doğruysa o zaman Tahran'la barışan bir Ankara çok yakında Esad'la da barışır diye düşünüyorum. Peki şimdi işte bir beraberlik var neticede şu anda karşımızda ve Suriye sorununu çözebilecek bir birlik, beraberlik diyebiliriz buna. Amerika Birleşik Devletleri'ni burada nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Özellikle işte PYD'ye olan desteği mesela bu aşamadan sonra Suriye krizinin de çözülmesinden sonra nasıl ilerler? Yani Suriye, Türkiye, dolayısıyla Irak, İran birlikte hareket ettiği zaman bence Amerikalıların yapacağı hiçbir şey yok. Ama Amerikalılar PYD istediği kadar destek versin. Eğer bu dört ülke birlikte hareket ediyorsa, yani hem PYD konusunda hem Mesut Barzani konusunda, Amerikalıların orada 2000 tane askeri var. Bu dört ülkeye karşı da savaşacak hali yok. Ha, toptan bir şey düşünüyorsa Amerikalılar, yani gelip de işte bu dört ülkeyle savaşacaksa 100 bin askeri götürürse, o zaman da karşısında da Rusya'yı bulacak. O zaman da bu işte 3. 4. 5. Dünya Savaşı demektir. Yani önemli olan Amerikalıları bir düşünmeye gerek yok. Amerika sorun çok 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 rahat çözülür. Önemli olan biz bu 4 ülkeyi hangi zeminde ne kadar hızla bu önemli çünkü bir araya getirebilmeyi başarmamızdır. Bunu biz başardığımız andan bakın bir daha çok iddialı söylüyorum. Bu coğrafyada bütün sorunlar, bakın bu coğrafyada bütün sorunlar maksimum bir ay içinde çözülebilir. Yani Irak, İran, Türkiye ve Suriye
birleştiği an aynı cephede maksimum bir aydı çözülür diyorsunuz. Söylemesi çok iddialı. Birlikte hareket etmesi. Ortak birçok faydaları var. Evet. Bu faydalar üzerinde hareket ettikleri zaman yetiyor. Hı hı. Tabii şimdi burada referandumun iptali hani birinci sıraya yerleşmiş durumda ama sadece bununla da değil değil mi? Aslında siz de belirtmiştiniz bunu. Hani etnik, mezhepsel sorunlar da beraberinde çözülecek. Tabii yani sonuçta iş yalnız referandumla ilgili değil. Hı hı. Yani referandum evet. Sorunu tabii ki çok önemli. Ama referandum sonrasında, yani daha doğrusu referandum öncesinde referandumun önlenmesi meselesi ve bu referandumun önlenmesi süreci, çünkü referandum sürecini eğer bu dört ülke maksimum bu ay sonuna kadar durdurmazsa iş çok karışır. Ben bunu daha önce de Twitter hesabımda da belirttim. Çünkü bu ay sonunda seçim var. Evet. Kuzey Irak'ta hem başkanlık seçimi hem de parlamento seçimi. Şimdi Mesut Barzani var olan şu andaki milli duyguları kullansa hem parlamentoyu ele geçirmek istiyor. Yani çünkü parlamento şu anda muhalefetin elinde. Kuzey Irak'ta Kürt parlamento. Hem de başkanlık meselesini çözmek istiyor. Çünkü Barzani 2015 Ağustos'ta başkanlık süresi bitmişti. Yani şu anda Mesut Barzani anayasal olarak başkan değil. Dolayısıyla bütün bu sorunları çözmüş bir Barzani ile karşı karşıya olacağız. Ve bu da Barzani'ye uluslararası alanda bir meşruiyet kazandırmış olacak. Bazen bunun peşinde. Evet. Yani bu referandum meselesinden. Dolayısıyla hani referandumu nasıl önleriz, işte ne zaman önleriz meselesi bence yine bir daha söylüyorum 1 Kasım öncesinde çözülmesi gereken bir soru. Peki şimdi sil baştan bir politikaya, dış politikada sil baştan bir yola giriliyor diyebiliriz aslında bu temasların ardından da. Ama tabii sormadan da edemeyeceğim son cümle olarak. Yani bugüne kadar işte uygulanan dış politika nedeniyle yaşadıklarımız, işte hayatını kaybeden insanlar, mülteciler, harcanan en son işte 30 milyar civarında bir rakamdı. Bunları nereye koyacağız, oldu bitti mi diyeceğiz Sayın Mahalli? Hep uyarılara rağmen döndü dolaştı, yine aynı yere geldi neticede. Yani Elif Hanım ne yapalım? Yani olan olmuş, bitten bitmiş. Hı hı. Hani tabii ki çok acılar yaşandı, müthiş kötü şeyler oldu. Hem Suriye'de, Irak'ta, işte dolayısıyla Suriye'de, Libya'da. Yani bu coğrafya Arap Baharı'ndan sonra inanılmaz çok kötü şeyler yaşandı. Şimdi yani bunun hesabını oturup ya sen bunu yaptın, sen bunu yaptın, hadi sen bunun hesabını ver falan diye gibi bir tartışmanın içine zararın neresinden dönsek? Peki olayca sorun çözülmeyecek. Evet. Yani sorun çözülmediği sürece şu anda bizim ödediğimiz bedel, bütün ülkeler açısından söylüyorum, kat kat fazlası olacak. Eğer bu coğrafyada Mesut Barzani ileri giderse, Kürt devletini ilan ederse, daha sonra işte bundan dolayı Kuzey Suriye'de bir Kürt devleti olursa, işte İran'da bilmem ne olursa bunun Türkiye'ye yansımasını birlikte göreceğiz. Hayır, bütün bunları hani tartışmanın önünü kesmek için bir daha söylüyorum. Her şeyi sıfırlamak. Yani sıfırlamak da çok aslında zor ama kolay aynı zamanda. Demin de söyledim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün Tahran'da yani Muharrem meselesini, Hasan Hüseyin meselesini Tahran'da dile getirmesi çok önemli. Evet. Çünkü ya bundan daha iyi sayılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı İran'a yönelik çok ağır eleştirileri vardı. Mesela eleştirileri vardı. Bundan yine iyi sayılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bağdat'a, hatta Başbakan Abadi'de çok ağır eleştirileri vardı. Hani Trump'ın neydi senin, ayarın nedir falan gibilerinden. Şimdi bakın onlar unutuldu. Sayın Cumhurbaşkanı Abadi ile telefonla görüştü. Sayın Başbakan Yıldırım yine Irak Başbakanı ile Abadi ile görüştü. Evet. Yani dolayısıyla bir takım şeyler bir tarafa itilebiliyor. Çünkü bu da söylüyorum. Risk kimsenin. Bakın yani ben birçok şey bildiğim için burada da hani iki dakikada anlatamayacak şeyler oldu ki risk kimsenin hayal edemeyeceği kadar bir risk. Evet. Bu kadar da söyleyeyim. Bu riski önlemenin tek çaresi dört ülkenin ortak faydada birlikte hareket etmesidir. Evet, bakalım şimdi önümüzdeki sürece. Sayın Mahalli, çok çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.